Peki Kabala'da aslan ne anlama geliyor? Var mı biliyor musun? Aslan Çok soru geliyor çünkü. Ariel. Ki zaten Melek Ariel. Ariel ve Ari iki Ariel, anlamda. Melek Ariel de o nedir? anlama geliyor. Aslan demek ve bunu da Giren. Isaac Luria'nın bir kabalizmin sırları açıklayan. Pratik kabalizmin Mesihçi yani Mesih'in gelmesini ve Yahudileri kurtarmasını isteyen Isaac Luria'nın sıfatıdır. Ve Yahudiler Aslan. aslan, Ariye diye Ama meşhur Ariel, olmuştur. Melek Ariel aynı zamanda da sırları açıklayan, Allah'ın sırlarını açıklayan melek anlamına geliyor. Şehir de Ona da var alıyor mıdır Ariel Ariel. diye? Ariel bilemiyorum. Ben İsmail mi? o kısımlarla da bir O şeylerim. taraflarda çünkü Şimdi gene bir şey soracak vardır. acaba O Ariel, aileden. Ariel, Lucido, David, Resida veya David'in geleceği yer. Ariel aynı Davud'un zamanda Davud'un bir sıfatıdır. Sıfatı Yani mıdır? Sıfatı da aynı zamanda sıfatıdır. bir meleğin de adı. Adıdır, evet. Adı Ariel diye ve o da aslan tabiriyle geçen ve aynı zamanda da Allah'ın sırlarını açıklamasına yardımcı olunduğunda çağrılan bir meleğin Melek adı Kabala'ya şeklinde. göre. Bir de Kabala'da biliyorsunuz bir şey daha var bir bölümünde. Daha biraz evvel gelmeden evvel gene bir Kabala ile ilgili bir kitap bakıyordum, gene eski bir kitap. Mesela aynı Esma-i Hüsna gibi onlarda da ben tam Yahudilik dinini bilmiyorum, siz çok iyi biliyorsunuz. Aynı Allah'ın farklı isimleri var. Ve o farklı isimlere göre de 71 sayıları var. söz Evet, kaç onlarda tane da Yahudilikte? farklı Yanlış isimleri var. hatırlamıyorsam 71. 71 civarında isim İsmi olduğunu var okumuştum farklı bir yerde. farklı. Ve her biri de ayrı bir anlama geliyor bizim Esma gibi. Kuzu Bayramı nedir? Kuzu Bayramı bu aslında Onu belki biliyorum. ritüellere girmek için girdiğimiz zaman belki konuşmak gerekebilecek ama Çok soru geliyor da onun mesela için öne aldım bunu. Yahudilerde Sabataysi ve artık yeni bir din kurucu gibi algılandığı için İşte Yahudilerdeki bir takım önemli günler artık Sabatay seviye endeksli düşünülüyor. Mesela Tişa B'Av Yahudi geleneğinde yani Av ayının 9'u Yahudi geleneğinde Kudüs'ün yıkılmasıyla ilgili bir bayramdır. Bayram derken bir yaz günü gibi kutlanır. Mesela Oruç o tutuyorlar değil mi? tarihte Yahudiler oruç tutarlar, eski elbiseler giymeye gayret ederler, şarap içmezler, et Elektrik. yemezler. Bunlar çünkü insana haz verir. Hatta haz verir gayesiyle çok dindar Yahudiler Tevrat'taki bir takım mezmurları okumazlar çünkü veya Süleyman'ın meselelerini okumazlar çünkü haz verebilir endişesiyle bu şekilde yaparlar. Hatta çok sofu Yahudilerin o gece yastığa değil eski dönemlerde taşa başını koyduğu şeklinde yani taşı yastık yaparak koyduğunu en azından o gece hüznünü bildirmek amacıyla Tişa B'Av yani Av ayının 9'unda Kudüs'ün yıkılmasına Buhtun Nasır tarafından yıkılmasına Sabatay üzüntü Sevi şey yapmış Nebukad duyarlar. Evet. Orucu kaldırmış, eğlence ilan etmiş. Mesela Yani bu artık ben geldim, kurtuldunuz diyor. Tişa Yas B'Av tutmanıza günü gerek yok. Yahudilerde Sabatay'larda doğum günü anısına kutlanmaya başlıyor. Sabatay'ın doğduğu gün şeklinde. Mesela 20, 28 Adar Yahudilerde farklı bir oruç vardır. Şu anda hatırlayamıyorum ama bu Sabatay'lerde ise daha çok Yom Şenimol. Yani Sabatay Sivi'nin o doğumunun 8. gününde sünnet olma anısına kutlanıyor. Ve biraz önce Kuzu Bayramı 28 Adar bu Yahudilerdeki ritüelle hani antik dönemlerde yani mabedin yıkılmasından önceki dönemlerde mabede sunmuş oldukları kuzu, Pesah Bayramı'nda sunmuş oldukları kuzu bu 22 Adar bayram Kurban mı olarak ediliyor? kurban ediliyor antik dönemlerde. Yani mabedin ayakta olduğu dönemlerde. Şimdi? Mabet ayakta olmadığı için artık İşte bu o gelenek Kudüs'ün tamamen içinde. Ortadan kalkıyor. Ve Sabataistler'de özel bir ayin olarak 22 Adar günü kutlandığı söyleniyor. Yani bunları biz... Ben onu değil ama bir tek şeyi duymuştum. Mesela belli bir tarihe kadar, belirli bir zaman kuzu etinin yenmediğini belli bir ailelerden duymuştum. Mesela nereden onu duymuştum hiç unutmuyorum. Uludağ'da çok gençtik o zaman, 14-15 yaşında zannediyorum. Gene belli bir ailelerden birileri de vardı. Selamikli ailelerden. Evet yani bizim Evet. senatör ve yani benim yaşıtlarımdan biri ve ben de pirzola söylemiştim. Ve bana dönüp nasıl yiyebilirsin bugün de demişti. Ve O gün için. Anlamamıştım birdenbire niye yemeyeyim pirzolayı dedim. O da bana dedi ki bugünlerde pirzola yenmeyeceğini bilmiyor musun? Halbuki bizlere hiç öğretilmediği için bizim ailede yani babam ben bir tek 10 yaşında falan Selanik ve dönme kelimesini duydum. O da çünkü ışık sesindeyken birdenbire bir iki çocuk benimle dönme diye alay etti.
Ben çok ağladım. Eve geldim, babama dedim ki ne demek dönme kelimesi? Böyle alay ettiler. O zaman gel oturayım anlatayım tarihimizi dediği kadarını anlattığını biliyordum. Ama mesela bazı ritüelleri daha büyüdükten sonra... Onları şimdi sizden soracağız. Öğrendiğimi yani, biliyorum yani. Kuzuyla ilgili zannedersem sadece bu 20 kadar. Yalnız hangi tarihi bilmiyorum. Kar yağdığına göre... Mart ayına geliyor Adana'ya bildiğim kadarıyla. Mart'a geliyor kar yağdığına göre bir tarihti ki... Sadece bayramdan bayrama, hatta İbrahim Gövsan'ın bu Sabataylarla ilgili küçük bir risalesi var. O da Edirne'de bir Sabataylara ait bir okulda görev yaparken... kuzu pişirmek istettiğini, fakat özellikle Sabataysı olan aşçının müdür olmasına rağmen kendisine direndiği şeklinde bu Sabataylara ait, bu Sabataysevi'ye ait kitabında ben de okumuştum. Yani sadece bugün de kuzu yenebiliyor, onun haricinde kuzu eti yenmiyor şeklinde bir uygulamanın olduğunu İbrahim Gövsa kendi Sabataysevi kitabında bahsediyor.